Suyu sert, insanı mert diyarın sesi, soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com. Bozkır'ın sesi. Ben ev sahibi olarak Sayın AK Parti İlçe Başkanımız Memduh Çelmeli Bey'i size kısa bir selamlama konuşması yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Vekilim, Sayın İl Başkan Yardımcım, İl Genel Meclis Üyelerim, Belediye Başkanlarım, çok değerli Bozkırlılar, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir mübarek günde bir arada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bu günleri bizlere tekrar nasip eder. Hepinize afiyet olsun derim. Hayırlı akşamlar. Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Çok kıymetli hemşehrilerim, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere, size bir selamlama konuşması yapmak üzere Sayın İl Başkan Yardımcımız Mustafa Dündar Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Sayın Milletvekilim ve çok değerli Bozkır hemşehrileri. Bugün çok mübarek bir gün. Şunun için bizler hepimiz buraya yıkmak, dökmek, kırmak için değil, ibadetimizi yapmak, oruçlarımızı açmak için toplandık. Hep birimiz birbirimize dua edeceğiz. Bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamberimiz, birbirinize dua edin. Zira kendi kendinize edeceğiniz duada günahlarınızdan dolayı kabul edilmeme ihtimali olabilir. Ama birbirlerinize edeceğiniz dualarda Cenab-ı Allah bunu kabul eder diyor. Bu iftar yemekleri, iftar programları Konya'nın 31 ilçesinde, 28 Taşra ilçesinde Ramazan müddetince devam ediyor. Ben bu günü tebrik ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyor, oruçlarınızın kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kıymetli hemşehrilerimiz. Boş masaları bir doldurursak, ona göre tekrar bir düzen, nizam, intizam alacağız. Sizden rica ediyoruz, boş masalarımız kalmasın lütfen. Evet, sözü üstadına bırakmak gerekir derler. Ben de Konya Milletvekilimiz Sayın Harun Tüfekçi Bey'i konuşmalarını, selamlama konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Saygıdeğer Bozkırlı hemşehrilerim, saygıdeğer büyüklerim, değerli annelerim, bacılarım, sevgili gençler, sevgili çocuklar, Bozkır gerçekten bugün anlamlı ve güzel bir güne, bu güzel iftar gününe şu anda sahip ve çok güzel bir kardeşlik tablosunu burada görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade edeceğiz. Öncelikle Ramazan ayınızı mübarek olsun diyorum, kutluyorum. İnşallah Cenab-ı Mevlam bizi hayırlısıyla bayramlara kavuşturur. Tabii ki bu arada İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını da bu güzel iftar yemeğiyle beraber dua ederek temenni ediyorum. Değerli dostlar, Konya Büyükşehir Belediye'miz ve Bozkır AK Parti ilçe başkanlığımızın organizasyonuyla böylesi güzel bir iftar programını Bozkır'da gerçekleştiriyoruz. Umarım daha birçok hizmetler Büyükşehir Belediye'mizin yeni çalışmalarıyla beraber Bozkır'ımıza kavuşacaktır. Ama şunu bilelim ki Ramazan ayrı bir bereket ve Ramazan'ın bereketinden azami ölçüde istifade etmek gerekiyor. Ve bugün inşallah biz Mısır için dua edelim, Suriye için dua edelim, Irak için, Afganistan için, Somali için dua edelim. Çünkü elhamdülillah Türkiye'mizde bugün gerçekten her geçen gün kardeşliğin tesis edildiğine şahit oluyoruz. Ve elhamdülillah dua ediyoruz. İnşallah en ücra köşedeki Müslüman kardeşimiz de artık Ramazan'da ağlamaz. Yetim çocuk gözyaşı dökmez. Ve çocuklar inşallah yetim kalmaz. Biz böyle temenni edelim. Ve bizler artık Müslüman ülkelere, İslam alemine bir ölçüde önderlik yapan bir Türkiye'yiz. Bir gücüz.
ama bu gücü çekemeyenler de var. İşte bunun içindir ki hangi siyasi düşüncede olursak olalım önce birlik ve beraberlik. Ondan sonra herkes kendi zikrini, fikrini hayata geçirmek için mücadele edebilir. Zaten bu demokrasinin gereğidir. Zaten bu bir güzelliktir. Ama değerli hemşehrilerim, inşallah Türkiye'den bir tuğla bile eksiltemeyecekler. İşte bugün burada Bozkır bu birlikteliği gösteriyor. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Tekrar tekrar şimdi Ramazan'ınızı kutluyorum. Ve Cenab-ı Allah'ın inşallah sağlık ve afiyet içerisinde bizleri Ramazan'a eriştirmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, çok teşekkür ederiz. Bizlere kırmadığınız aramızdasınız bugün. Çok kıymetli Bozkırlı hemşehrilerim. Ben de hepinize sevgiler saygılar sunarak Ramazan'ımızın tekrar mübarek olmasını, Allah bizi Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na eriştirmesi dilekleriyle hepinize afiyet olsun diyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar veriniz.